Ya gülme. Al işte, beğendin mi yaptığını? Çok güzel oldu. Gömlek borcum var. Ya da yeni iddialara hazır ol. Her zaman hazırım. Ama sen mızıkçılık yapıyorsun. Şampiyon benim, kabul et. Tamam, kabul. O zaman ben şampiyona bir gömlek borçluyum. İşte duymak istediğim cevap. Çabuk ikna oldum. Benden iyiydin. Hakkını vermem lazım. Aslı. Kuzen kalk hadi ya. Sıkıldım. Bir şeyler yapalım. Bir yürüyelim falan. Tamam. Olur. Hadi. Böyle daha güzel. Selam. Merhaba Berçin. Nereye böyle? Derse. Geç kaldım hatta. Hangi ders? Hukuk tarihi. Kemal Hoca'nın dersi. Şu eğlenceli olan. Ben de mi girsem seninle, iki laflarız? Berçin, derste laflanır mı? Not tutmam lazım, müsaadenle. İyi dersler. Şey diyeyim mi? Ev hakikaten dökülüyor. Yok ya. O kadar da kötü değil bence. Bir elden geçse düzelir. Ben olsam güzelleştiririm diyorsun. Bir bakalım. Şu köşeye rengarenk çiçekler koyarım. Zevkli ama ucuz eşyalar alırım. Şuraya büyükçe bir kitaplık. Kapının önüne pembe bir bisiklet. Bir de yanıma annemi aldığımı bir ömür boyu yaşarım. Önemli olan bu dünyada kendi cennetini yaratabilmek. İnsan kendi mutluluğunu kendi elde eder. Evet. Her şeye sahip olabilirsin bu hayatta. Ama bazen elindekiler seni mutlu etmeye yetmez. Ben mesela karnım toksa, huzurum varsa çok mutluyum. Ne tuhaf. Tuhaf olan ne? İnsanın en büyük zenginliği elindekiyle mutlu olabilmektir. Öyle derdi rahmetli babam. Çok haklıymış. Üzülme bence. Böyle anılar hatırlanması güzel anılardır. Hem bak baban da demiş. Elindekilerle mutlu olmayı bilmen lazım. Hadi bakalım ne yapmışlar.